Sonla, külçeyle, bakraşla, kazanla ararız. Anadolu'da yaşayan kavimlerin bıraktığı mirası talan ediyorlar. Anıtlara, ören yerlerine, tarihi mezarlara zarar veriyorlar. Üstelik hazine peşinde hayatlarını da kaybediyorlar. Arkeologlar definecilere tepkili. Dedektör satışlarının da tıpkı silah gibi ruhsatla yapılmasını istiyorlar. Dedektör satışı aslında silah satışı gibi bence olmalı. Yani ruhsatla satılmalı. Definecilerin sayıları her geçen gün artıyor. Ellerinde dedektör, dağ tepe gezip hazine arıyorlar. Dedektör almak için ruhsat gerekmiyor. Satışlarda patlama yaşanıyor. Dedektörü almak için geldim ben. Erzurum'dan geliyorum. Dedektörümüzü aldık. Şimdi nasip olursa geri döneceğiz. Ne kadarlık bir dedektör aldınız? 7 bin liralık bir dedektör aldım. Türkiye'de şu anda 137 firma var bu işi yapıyor. Ben sadece tek başıma yılda 1500 2000'e yakın cihaz Türkiye'de satıyorum. Türkiye'de her yıl 5000'den fazla metal dedektörü satılıyor. Fiyatları 2000 liradan başlıyor, 100 bin liralara kadar çıkıyor. Bu gördüğünüz metal dedektörünün fiyatı ise yaklaşık 7000 lira. Çalışma sistemini de hemen sizlere gösterelim. Örnek veriyorum bu elimizde gördüğünüz bir bilezik altın. Öncelikle bunu tespit ediyoruz. Tespit ettikten sonra da ayrım bölümünü alıyoruz. Bunları direkt altın olarak ayırabiliyor. Değerli metallere de gümüş, bakır, bronz, sünç gibi metalleri normal kıymetli metal olarak ayrımımızı yapabiliyoruz. Onun yanı sıra değersiz metallerimizi ayırabiliyoruz. Direkt bunları kıymetsiz olarak iptal edebilir. Mineralli, madenli bir taş yakalarsanız o tarz minerallere direkt mineral olarak ayırım atabilir. Peki Türkiye'de her isteyen define arayabilir mi? Sit alanı, askeri bölge, mezarlıklara girmemek kaydıyla... Yanınızda kazma kürek bulundurmamak kaydı ile gündüz mesai saati içerisinde defini arayabilirsiniz cihazla. Türkiye'de kazarak defini aramak yasaktır. Kazı yapmak içinse resmi izin gerekiyor. Devlet diyor ki eğer Osmanlı'nın son altı padişahına ait ise buradan çıkan malzeme sana diyor parasını öderim. Yüzde %50'si devlete ait, yüzde %50'si kazıcıya ait. Daha eski bir medeniyete ait bir şeyler çıkmışsa, bir mezar çıkmışsa, bir duvar çıkmışsa, ne bileyim bir oda çıkmışsa kazı durduruluyor. Kaçak kazı yaparken yakalananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.